60 yaşındaki kadın yolda yürürken bir hayır kapısının önünde durdu. Çalışanlardan birisi onu selamlayarak, "Buyur anneciğim," dedi. Görevliye cüzdanını işaret ederek, "Burada kaç para var, say bakalım," dedi. Görevli cüzdanı aldı ve cüzdanında sadece bozuk paralar vardı. Kağıt paralardan hiç yoktu. Görevli kadının sadaka istediği izlenimine kapıldı. Halbuki görevli paraları saydığında tam 200 cüneyh olduğunu gördü. Kadın bu cüzdanı alıp içi bozuk para dolu ikinci bir cüzdanı verdi. Toplamda 500 cüneyh olmuştu. Kadın görevliye, "Söyle bakalım, ne tür bir hayır kapısıdır burası?" dedi. Görevli, "Yeni Müslüman olanlar için kitap basma, yetim ve dulları koruma, oruç tutanlara iftar verme, umreye götürme gibi işler yapar," dedi. Kadın, görevlinin saydığı şeyler için paraları bölmesini istedi. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَذَلْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Görevli bu arada ona meyve suyu ikram etmek istediyse de o oruçlu olduğunu belirterek reddetti. Görevli pazar günü oruç tutmasını garipseyince o bir gün tutup bir tutmamaya yani Hazreti Davud orucuna kendini alıştırdığını söyledi. Kadın görevlinin iyice şaşkına döndüğünü görünce, "Oğlum Allah'ıma bin şükür, 10 yıldır namazlarımı kılar, diğer farzları da gerektiği gibi yapmaya çalışırım. Ben karaciğerimden hasta olmuştum, uzman doktorlara gitmeme rağmen bir tedavi bulamadım. Bu yüzden dünya artık bana dar geliyordu. Acizlik, sıkıntı, hüzün, hastalık beni iyice sarmıştı. Ağlayarak bu sıkıntı ve hastalıkları gidermesi için Allah'a yalvarıyordum. Bir gece rüyamda güzel yüzlü bir adam gördüm. O bana, senin hastalığının çözümü hastanelerde değil, namazdadır," dedi. Bu geceden sonra namazlarımı düzenli ve huşu içinde kılmaya başladım. Bundan sonra hastalığımdan şikayet etmeyecektim. Çünkü bütün sıkıntılarımın anahtarının duada olduğunu anlamış ve samimi bir şekilde Allah'a hep dua etmeye başlamıştım. Allah'ın bana diğer bir hediyesi ise oruç oldu. Aralıklarla tuttuğum oruçlardan lezzet ve sıhhat bulunca Hazreti Davud orucu tutmaya karar verdim. Sonra Allah bana sadaka kapısını açtı. Böylece sadaka kutusuna her gün sadece bir cüneyh atıyor, belirli bir meblağa ulaşınca bir hayır kuruluşuna götürüp veriyordum. Bu sadakayı alırsanız beni ne kadar mutlu edeceğinizi bilemezsiniz. Görevli kadının anlattıklarından çok memnun olmuş ve onu evine kadar arabasıyla götürmek istemişti. Kadınsa samimiyetine zarar gelmemesi için, "Yürüyerek geldim, yürüyerek gideyim ki çocuklarım bunu bilmesin. Çünkü bu benimle Allah arasında," dedi. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ